Merhaba arkadaşlar, İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere İnoyası tesbihimin motifleri için boru yapımını anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili de aktif hale getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi motif boru yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle sivri halka yapmak için parmağımıza ipimizi bir defa doluyoruz. İki defa düğmemi atıyorum arkadaşlar ipimi. Şöyle bir tane sivri halka oluşturdum. Şimdi sivri halkamın içine 5 tane zürafa yapıyorum. Evet, 5 tane zürafamı tamamladım. Şimdi kısa olan ipimi çekip zürafalarımı büzüştürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yakınlaştırayım birazcık. Şu kısa ipimi arka tarafa alıyorum. Şimdi şuradaki zürafama düğümümü atıp birleştiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi zürafaların üzerinden geçiyorum. İpimi iki defa doluyorum arkadaşlar. Yaptığım 5 zürafamın üzerinden geçiyorum. Bir sıra tamamlaması için son bir tane zürafam kaldı. Evet, şöyle bir sıra geçtim arkadaşlar. Şu kısa ipimi şöyle çekiyorum. Şöyle biraz böyle boru şekli gibi şöyle büzüştürüyorum. Şimdi tekrar zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yaptım. 5 zürafamın üzerinden döne döne geçiyorum arkadaşlar. Zürafalarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, borumuz gitgide şekillenmeye başladı. Şöyle göstereyim.
Şimdi boyunu nasıl ölçtüğümü göstereceğim arkadaşlar. İşaret parmağımla ölçüyorum. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şu çizgiye gelecek kadar boru yapıyorum. Şimdi şu kadar. Şimdi bu kadar daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şöyle döne döne zürafalarımı yapıp boru şeklini veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım olmuş mu? Evet, boru şeklimiz. Şöyle 3 tane daha yapayım ben. İstediğim uzunlukta olmuş arkadaşlar. Evet, yeterli. Şimdi arkadaşlar, şimdi aslında diğer modellerde yaprak yapımına başlanıyor. Ama benim motiflerim bu şekil olduğu için ve borusuz olduğu için ben yaprak yapımını başlamayacağım. Şimdi keseceğim arkadaşlar. Yani zürafa sayılarımı azaltacağım. Bir tane atlatıp diğer zürafama geçiyorum. Şöyle aradaki bir tane atlatıyorum. Evet, şöyle. Evet, şimdi yaprağımı getiriyorum, yani motifimi. Şimdi dikiyorum arkadaşlar. Şöyle boruma yaprağımı ekliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir tanesini tamamladık. Şöyle ipimi sabitletip keseceğim. Evet, iki defa dolayıp kesiyorum arkadaşlar. Evet, bir tane yaprağımızı, yani dalımızı tamamladık. Şöyle. Şimdi diğerlerini de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Diğer iki motifimi de borularını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer motiflerimin de borularını yaptım. Şöyle dalları da diyebilirsiniz. Şimdi üçünü şu iplerimle üçünü şöyle düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi uçları açılmaması için çakmakla yakıyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Tespihimizin
Gülleri hazır, motifleri. Şimdi tespihimize eklemeye geldi arkadaşlar. Şimdi şurayı açıyoruz. Güzel. Evet, şurayı düzelttim arkadaşlar, ucunu. Şimdi şu boncuğu, incilerimi çıkartıyorum. Siz pense yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben pense bulamadığım için şöyle makas yardımıyla yaptım. Evet, telimizi çıkarttık. Şimdi güllerimizi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçiriyoruz şu telden. Şöyle birazcık zorlanabilirsiniz. Şöyle hepsini, üçünü de şu tele geçiriyoruz. Ve şimdi telimizi sıkıştıracağız arkadaşlar. Dediğim gibi pense de kullanarak yapabilirsiniz. Ben şöyle makasla yapmaya çalıştım. Şöyle telimizi büküyoruz. Evet. Borularımızın çıkmaması için şöyle telimizi büküp birleştiriyoruz diğer tarafla. Evet, oldu. Şimdi şunları tekrar ekliyoruz yerine. Şöyle arkadaşlar. Takıyoruz. Evet, şimdi tespihimizi getiriyoruz. Şöyle takıyoruz. Şu ipim telimizi büküyoruz ucunu. Şöyle. Evet, oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet, tespihimizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Evet, tespihimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi şöyle düzelteyim. Bu ters dönmüş.
Evet arkadaşlar, tespihimiz tamam. Şöyle. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.